Evet efendim. Şehirlerde konakladığımız oteller 5 yıldız. Fiyatlarımız sadece bu ay için geçerli. Evet. Ofisimize bekleriz. Tamam, tamam. İyi günler, iyi günler. Ya biliyorum 7000 kalori ama pasta yer miyiz? Aa! Esin! Bilmiyorum. Oradan çıktın sen. Gel buraya, gel. Gel, gel. Hayrola? Ya ben gittim ama sizin hasretinize dayanamayıp geri döndüm. Ay şaka şaka gitmedim, hiç vazgeçtim. Aa, ama çok kararlıydın. Evet ama vazgeçtim, anlatayım, gelin hadi. Hadi anlat, neden vazgeçtin? Hadi anlat, hadi. Ya gerçekten gidiyordum, hatta havaalanına kadar gittim ama Şevkat geldi, son anda ikna etti işte beni, gitmedim. Aa, nasıl oldu o? İşin özü şöyle, benim aslında İstanbul'a neden geldiğimi anlamamı sağladı. O evle, geçmişimle, annemle bir bağ kurmama yardım etti. İyi ki de yardım etmiş, iyi ki de canım benim. Bu yüzden Şevkat'ın yeri artık bende çok başka. Aa, bir dakika, bir dakika. Esin, senin Şevkat'la aranda tam olarak ne var? O ne demek ya? Yani o seninle konuşuyor ve gitmiyorsun, burada kalıyorsun. Evet ya. Bak biz o kadar uğraştık, başaramadık. Yani birbirini korumalar, kollamalar. Hani aranızda bir şey varsa söyle biz de bilelim. Allah Allah kızlar, ne olacak aramızda? Biliyorsunuz işte babam bizi birbirimize emanet etti. Biz de işte koruyup kolluyoruz. O kadar. Ha, tamam. Yani aranızda bir şey yok diyorsun. Yok. Sen aramızda bir şey yok diyorsun ama bana bir şeyler var gibi geliyor. Bilmiyorum artık. Evet, evet. Bak, üstelik seni delirttiği de kesin. Ne kadar ayıp, daha geldiğim gibi ya. Hiç özlememişsiniz beni. Vallahi ben uğraşamayacağım sizinle. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Benim aklım şu pastada. Ya bir kahve söyle de yiyelim şunu artık. Ya Emanet, sen kravat bağlamayı biliyor musun? Şevkat. Konuşmasan tanımayacaktım, bu kılık ne böyle? Ya şimdi davranış geçmenin sırası değil. Biliyor mu bilmiyor mu onu söyle. Biliyorum, biliyorum, gel. Ayrıca neden dalga geçeyim? Takım elbise yakışmış, açmış seni. Vallahi. Sen kravat bağlamayı bilmiyor musun? Ya ben kravatla... Lisede ayrıldım. Gerçi o zaman da pek takmıyordum. Ceketin cebinde duruyordu. Bunu da lise ceketinin cebinden buldum, çıkardım. Nereye gidiyorsun sen böyle? Ya İsmail'i kız... Kız istemeye gidiyorum. Ya ben... Çok merak ediyorum aslında böyle kız isteme törenlerini falan. Yani seni de kız isterken görmek isterdim. Vallahi aslında araya bir tane çiçek serpsek hiç fena olmaz yani. Yani sen de gel mi diyorsun şimdi? Vallahi istiyorsan gel. Eline sağlık. Esin! Esin, ne yaptın? Hazırlanıyorum, bekle. Arkadaş, bizimki dünden razıymış ya lan. Abi sen daha devam ediyor mu? Al ya. Dur, sevmedim ya. Ne oldu şimdi? Ay, sağ olasın. Afiyet olsun. Bozkır abi, sen sabah evden avukata gideceğim diye çıkmışsın. Ne oldu o iş? Ya gittim avukata da boşanma davası aç diyemedim be Esin. Ya yapamadım. Tuz var mı? Tuz alsın mı? Hakkı getirin abi. Ama iyi yapmışsın biliyor musun Bozkır abi? Yani böyle şeyleri aceleye getirmemek lazım. Abi canım. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu Gülperi yenge sırılsıklama aşıksın. Çünkü yani aşık adam öyle kolay kolay ayrılamaz sevdiğine. Ayrılamaz tabii. Bu aşkla ilgili bir laf var, ben onu çok seviyorum. Diyor ki, hayat diyor aldığımız nefeslerle değil... Nefesimizi kesen anlarla ölçülür. Aa,
Öyle içten söyledin ki. Aşık mısın ne Şevkat? Hayırdır? Yok abi ya nerede? Biz esnaf adamız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz ya. Yani bizim aşka ayıracak vaktimiz mi var? Ya ben böyle ortaya söyledim. Böyle tam pilavın üstüne doğru geldi. Bu arada pilav nasıl abi? Ha yok, bir hava almaya çıktım ya. Bir şey mi oldu? Senin canın bir şeye sıkkın gibi. Yok, benim Süreyya'yı düşünüyordum nasıl oldu acaba diye. Merak etme, iyileşir. Sevgili misafirler, gecenin şeref konuğu Şevkat'le bizi bir araya getiren Esin'i huzurlarınıza tango yapmaya davet ediyorum. Çünkü kendisi tangoda çok iddialıdır. Oğlum bak ben Arjantinli değilim ama Maradona'dan daha iyi tango yaparım. Anladın mı beni? Yo anlamadım. Anlatsana. Bora, ne yapıyorsun sen? Hiç gerek yok böyle bir şeye şu an. Alkışlarınızla kendilerine biraz cesaret verelim. Çünkü Şevkat tangoda iddialıdır. Dedim size, bütün amacı Şevkat'ı rezil etmek diye. Bu sefer kesin başaracak. Hadi ama herkes sizi izlemek için sabırsızlanıyor. Tamam. Bora. Şevkat, sen bana uy, olur mu? Sen böyle tango yapmayı. Arjantinli bir mektup arkadaşım var da onunla böyle yazışırken o bana bir tarifini yazdıydı orada böyle. Ya söylesene şunu. Ya şimdi benim yumurta sattığım bir huzur evi var tamam mı? Böyle mal vermeye falan giderken arada tabii oradaki yaşlı insanlar da ziyaret ediyor. Yani çok ilgiye muhtaçlar biliyor musun? Orada bizim bir Mualla Hanım teyzemiz var. Tam bir İstanbul hanımefendisi ama. Bir dakika. Gel. Aha Deloma. Nasılsın? Güzeller güzeli. Neredesin sen? Geldik işte. Canım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Bak lokum getirdim, aşağıdakiler bitirmeden gel yiyek. Yoo, önce tango. Ama Ankara havasına ne zaman geçeceğiz? Bu son ders. Bir ay sonra da sen bana Ankara havalarını öğretirsin. Kaçış yok yani. Yok. Tango.
Ay Şevkat, ayaklarına dikkat et. Olmadı mı? Beşte bitiyordu. Ama şimdi ben hem aşağı bakıp hem onları yapamıyorum. Bir daha yapalım o zaman. Hadi. İki, üç, dört, beş. Aa, yok, yanlış mı gittim? Ay, tamam, beşte bitiyordu. Bir daha ortaya gelelim o zaman. Yedi, sekiz. İşte bu kadar ya. Aa. Ne oldu? Pikap bozuldu. Bozulmuş hakikaten. Aa, Allah. Neyse, sen sıkma canını ya. Ben bunu tamir ettiririm. Gel biz şu aşağıdakileri bitirmeden bir lokum yiyek seninle. Gel. Gel hadi gel. Dur. Dur. Gel. Geç. İşte öyle her ay orada Mualla Hanım teyzeyi eğleyeceğiz diye onunla öyle tango yapa yapa öğrenmişiz demek ki de. Ben de bilmiyordum yani bu kadar tango yaptığımı. Vallahi baya baya tango yaptık. Herhalde biraz gaza geldim ben de orada. Bebeler bir eziklemeye çalıştı falan ya. Baya baya tango yaptın. Ya ne güzel işte bak. Hem Mualla Hanım'ı mutlu etmişsin hem de partide tango kralı oldun. Allah Allah. Ya be bravo kızım benim de. Bak emanet sana bir şey diyeceğim de yanlış anlama. Gözünü seveyim beni bir daha öyle con con ortamlara sokma ya. Yani uyumlanamıyorum işte görüyorsun ya. Tamam. Zaten sen üstüne düşeni fazlasıyla yaptın bu akşam. Yani sen huzur evine o yumurtaları satıyorsun. Öyle mi? Ya ne yapacağım? Bedava mı verecek? Görüyorum işte gıt kanaat geçiniyoruz. Benim de huzura ihtiyacım var Esin. Ay, sence Şevkat neden böyle bir şey yaptı? Aslında benim bir fikrim var. Ne? Bence Şevkat Esin'e fena tutuldu. Diyorsun. Ya Esin şu lampanya için bir şeyler yaratıcı bir şeyler çiziktirmeseydin ya. Çizeceğim ben. Çizeceğim. Ne oldu lan? Niye bu kadar sinirli? Şevkat'in yaşadığı yerde öfkeden sual olmaz. Üzüm üzüme baka baka. Oğlum biz niye kararmadık o kadar? Başka bir dalga var sanki ha? Var başka bir dalga. Neymiş lan o? Bence Esin Şevkat'e tutuldu. Yok artık. Allah Allah. Gizem görüyor musun? Şevkat kaçıyor Esin'den. Ne olmuş? Ya ne olmuş mu var? Ya böyle bir sert adam. Nasıl yumuşar ha? Aşkla aşk. Ben diyorum Şevkat Esin'e tutuldu. Ay hadi hadi içeri hadi. Zeyr şu anahtarları versen abi mal bırakacağım. Ne? Arabanın anahtarlarını ver diyorum mal bırakacağım ya. Ne arabası lan? Ne arabası oğlum? Ne arabasından bahsediyorsun sen lan? Araba bitmiş oğlum. Görmüyor musun farı lan? Far gitmiş. Debriyaj pedalı içeride. Sana arabayla emanet ediyoruz. Sen tutup camdan içeriye giriyorsun lan. Sana ben ne diyeyim? Ne araba vereyim lan? Şşş Üzeyir. Oğlum adama Esin'e emanet ettiler. Kız kendini tımarhanede buldu. Senin araba ucuz kurtuldu anlıyor musun? Bana bak oğlum. Bugün şaka kaldıracak günümde değilim. Üzeyir sırasını savdı madem sen ver o zaman arabayı. Mümkünatı yok kardeşim. Mümkünatı yok. Benim bugün arabamın kuaför günüydü. Sabah yeni çıkardım. Şimdi gideceğiz senin o tavuğunu yumurtanı arabanın içine koyacağız. Kokacak araba. Hiç gerek yok yani. Sabah canlı canlı verdim çeneyi. Kurban olayım Şevkat'e. Lan ankör. O arabanın kaç taksitini ben ödedim la. Şimdi bana tutmuşum kuaför diyorum, manikür diyorum, pedikür diyorum. Sabret Şevkat. Benim arsanın taksitleri bittikten sonra seninle sıfır arabaya girelim. Ha oldu. Senin arsanın taksit 10 yıldır bitmiyor oğlum. Acaba ben seninle niye ortak arabaya gireyim ya? Ondan sonra bütün taksitleri bana kiteleyeceğim. Bırak Allah'ını seversen. Sen bilirsin. Kendin al. Ya Şevkat. Öyle insanların arabalarını emanet alıp abuk sabuk işler yaparsan bir daha da kimse sana arabasını vermez. Bravo! Bravo! Ne oldu lan? Çok mu komik? Çok mu komik? Ulan oğlum bir daha sizden var ya bir çöp bile istersem adam değilim lan. Tüh lan size. Hadi be. Olur hayatım. Olur mu bir şey? Yürü de ense tıraşını görelim. Ben veremem abi. Lan çu. Oğlum sana çıraklık sınavı. Bu yumurtaları dolmuşla götüreceğiz. Eğer bir tanesini bile kırmazsak seni terfi ettiriyorum lan. Şimdi usta, aklıma şöyle bir soru takılıyor. Ben bu dediğin görevleri başarıyla yerine getirirsem ne olacağım usta? Genel müdür falan mı yoksa CEO mu? Tık! Yok lan sana tarifim benim. Çık! Çık! Biz dolmuşça yumurta götürüyoruz Esin Hanım.
5 dakika dükkana bakar mısınız eğer rica etsek? Tamam. Ne var? Yumurta mı lazım? Git kümesten al. Ah, arabanın anahtarı. İstemez. Ya al işte, benim arabayla götür. İstemez kızım. Şimdi baza bela olur, bir de senin çeneni çekemem. Ya al arabayla götür, dolmuş da gider mi o kadar yumurta? Yolda kırarsınız hepsini. Kırarsak da likit yumurta diye satarız, problem yok. Ha, ille de yardımcı olmak istiyorsan geç biraz dükkanın başında, dükkanı bekle. Ya Şevkat, tamam özür dilerim, tamam mı? Ben bir an öyle boşluğuma geldi, söyleyiverdim. Unutmadım yani, sen arabanı benim için satmıştın. Şşş, hiç boşa uğraşma. Konuştukça batıyorum. Ne oldu bebişim? Ağır mı geldi? Hayırlı işler kardeş, hayırlı işler. İnsanlık bizde kalsın. Size de. Yardım edek. Dikkat et oğlum, dikkat et. Tamam. Hah. Alo Pascal, nasılsın? İyiyim ben de. Ya Şevkat'ın arabasını kim almıştı? Sen biliyorsun değil mi? Vallahi aslında ben bu arabayı hayatta satmazdım yani. Çok acayip bir hatırası var ama işte Pascal arayınca olur dedik. Ya çok teşekkürler. Şevkat'ın arabaya ihtiyacı olmasa bu kadar ısrar etmezdik, kusura bakmayın. Vallahi bu Şevkat şanslı adammış. Hurda halinde sattı bu arabayı bana, kız gibi geri alıyor. Yamuktu bu araba, ben düzelttim. Ha biliyorum biliyorum, ben yamulttum. 3 kere vurdum da. Hayda, sen miydin o? Kaza tabii. Ulan aren't these Beşiktaş supporters living a normal life? Bro, we are normal. Life is a normal. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gel. Oha, oha, oha. Evet. Bak sana ne getirdim. Tanıdın mı? Yok, tanımadım. Niye soruyorsun ki? Zeka testi mi yapıyorsun bana? Ya işte arabanı aldım, geri getirdim sana. Hediye benden. Zahmet etmişsin. İstemez. Ya Şevkat! Oh, oh, hayırlı işler, hayırlı işler. Çok güzel ya. Oğlum ben size diyorum, bunların arasında başka bir dümen var. Bana kimse araba hediye etmiyor mesela, anlatabiliyor muyum? Kız ne yaptı, kendi arabasını verdi, baktı olmuyor, gitti Şevkat'ın arabayı kurtardı geldi. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ha? Falan filan yani, takip etmiş. Ha falan filan, ne konuşup biliyorsun Cakçuk ya? Kız bir kere zengin kız, Fransa'da mı nerede bir resim eğitimi almış gelmiş. Şevkat'e bakarmıyor, ne yapsın yumurtacıyla ya? Selam. Ha? Selam diyorum, selam. Fransa'da okudu ama geldi bula bula koskoca İstanbul'da Şevkat'ın üst katı buldu. Nasıl olacak kardeşim? Ha? Bir de şimdi karşısında galer açıyor. Söyle lan Niko, başka izah var mı bunun? Haklısın Selo. Esin Şevkat'e karşı boş değil bence. Şş. Yalnız Şevkat ağırdan satıyor kendini ha. Kurmaz. Ya kızım olmaz diyorum, anlamıyor musun sen lafta? Ya niye böyle yapıyorsun? Araba zaten senin araban. Benim için satmıştın. Ben de işte gittim, buldum, aldım, getirdim. Ya hiç bana boşuna böyle şey yapma. Sen söyleyeceğini söyledin, tamam. Hadi artık işine gücüm. Senin yok mu galeride işin gücüm? Yok. Oğuzum. İyi, yoksa. Şevkat. Ya madem hediye olarak kabul etmiyorsun, o zaman borç olarak al. Sen şimdi arabayı al, bana sonra ödersin, tamam mı? Ya kızım istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen laftan ya? İstemiyorum. Ay iyi, tamam. Ne yaparsan yap, anahtar üstünde. Almıyorum, kalsın. İster alırsın, ister almazsın. Ayıp değil, şükür dedim sana. Çaldı şurayı ya, hadi gidin ya. Aa, ya gidin kapımdan, kapımdan. Sen de bize pusu koyuyorsun. İnanıyoruz. Bir dakika, ne oldu ya Bozkır abi? Hayır. Ya Şevkat, ayıp değil mi be kardeşim ya? Zaten yuvamı yıktınız. Bir de bununla taktik vermişsin. Geldi bahçede açıcı grev yapıyor manyak ya. Yok abi, ne taktiği ya? Ben bu salağı başımdan savmak için öyle lalet dayın söylemiştim. Ben ne bileyim ciddiye alacağını. Boş ver, sen de ciddiye alma ya. Bekler bekler, ondan sonra üşür gider zaten. Sağ ol be. Bana da taktik veriyorsun yani. Sizin belli ki işiniz uzun. Hadi kolay gelsin. Oğlum saçma zaman hareketler etme. Topla şu çadırı hadi.
Sen dedin. Ula oğlum ben sana kendini damdan at desem atacağım mı hıyar? Bir şey demene gerek yok Şevkat. Zaten kendimi damdan atıyordum. O kadar dil döktün hayatımı kurtardın. Ne çabuk unuttun. Hayır benim dilimi eşek arısı sokayı da hiç ağzımı açmayaydım. Geberip gideydin lan. Abla lan şimdi adamı hasret etme. Yani bak bütün mahalle arkamda ben. Yanlış mıyım Marik abla? He ama aşk olsun Şevkat sen de be. Ya bırakın çocuğu rahat rahat ne istiyorsa onu yapsın. Ama ablacığım ondan sonra bize laf geliyor görüyorsun işte ya. Çık lan şuradan. Ay ay ay. Çık çık. Rezillik yaptığın yeter. Şevkat yapma. Ya beni döve döve götüreceğini bildiğim için önlemimi aldım. Seninle uğraşılmaz lan. Vallahi kal burada kıbrı zincire bağlı kal şu çadırda titriye titriye çürü lan. Hadi kolay gelsin. İrem İsmail. İrem İsmail. Arkandayız. Mahallede de olaylar hiç bitmiyor ya. Şimdi de tavır yapıyor Şevkat bana. Almadı arabayı. Ay Esin ben hiç anlamadım şu Şevkat'ı. Gerçekten hiç çözemedim. Ya Bora'nın kulübe arabayla gidiyor. Sana tavır yapıyor. Derdin acaba bu çocuğun? Ay bir anlasam. Söylemiyor ki bana da. Esin. Bence Şevkat senden hoşlanıyor. O yüzden de Bora'ya gıcık oluyor. Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Yani böyle bir şey olsa ben zaten bunu hissederdim. Değil mi? Gerçi Şevkat böyle bir şey varsa da bana hayatta belli etmez. Tamam, belli etmesin. Biz anlayabiliriz. Ya kızlar, ben yaşam koçuyum. Yani bu konular benim uzmanlık alanım. Hele konu aşksa. Bakın şimdi, insanın beden dili onu ele verir. Yani söyleyemediği gizli duygular jestlerle, mimiklerle ortaya çıkar. Ne yani? Biz şimdi Şevkat'in davranışlarını mı gözlemleyeceğiz? Evet. Yani o iş bende. 5 dakikada anlarım ben. Diyorsun. Sanem diyorsa doğrudur Esin. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Eğer Şevkat senden hoşlanıyorsa bilmemizde fayda var. Ya kızlar böyle şeyler benim hiç tarzım değil. De. Tamam sırf size yanıldığınızı kanıtlamak için deneyelim. Tabii gerçekten böyle bir şey varsa bilmem gerekiyor benim de değil mi? Yani. Bak arkadaş ben bu İsmail'den çektiğim nedir la? Kardeşim birileri de senden çekiyor. Ne diyorsun la? Kimden çekiyor oğlum? Birileri diyorum. Fena aşk acısı çekiyor kardeş. Uyandırayım. Ne diyorsun la? Kim ne çekiyor la? Şevkat. İnsan bazen burnunun ucunu görmez. Ama biz büyük resme bakıyoruz. Esin sana aşık görmüyor musun? Saçmalamayın la. İyice dedikoduya sardınız, sanki pimpon oldunuz la. Sensin lan pimpon, ata ağızlı. Ayakta uyuyorsun oğlum, ayakta ayakta. Kız çile dolduruyor, sen burada mal mal bakıyorsun. Aç gözün artık. Hayatta tek aşk, Beşiktaş değil. Oha artık yok artık sende lafa bak. Neyse magazine bağladınız, aklınızda bankas mı veriyorsunuz la? Gideceğim orada Esin'in kapısından şey yapacağım, laf. Orada İsmail, burada siz. Çin çin. Stereo hoparlör gibi. Hareketlere bak ya. Vallahi sen ağzının tadını kaçırıyorsun. Kaçırıyorsunuz ya. Oh. Aha, tabii tabii. Gardik çoşkulu kolonlar inliyor. Hayırlı işler. Lan camımı kırma. Yürü lan işte. Getir lan tespih. Ha getireceğim lan. Buz gibi çay dayıyor. Getir tespih de getir. Ne yapacağız peki? Bak şimdi sen Şevkat'le baş başa konuşurken biz sizi gözlemleyeceğiz. Ya zaten o kadar yeter. Dediğim gibi birkaç jest mimikle ben teşhisi koyarım. Ay gönlüm lise yıllarına dönmüş gibi hissediyorum ya. Şevkat geldi. Hadi Esin görev başına hadi. Dur dur ya. Dur Gizem. Esin bak sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. En önemlisi sizi görebileceğimiz bir yerde dur tamam mı? Salon olabilir. Şevkat'in yönü de yatak odası penceresine doğru olsun ki biz her hareketini görelim. Bursa Spor bugün maça kalede Harun Tekin'le başlıyor sevgili izleyiciler. Geri dörtlüde Aziz Behin, Ertuğrul Ertoy, Hadi Zorba Çoğuz. Ve Onur Atasayar. Ve
Hadi şöyle. Beşiktaş'ın Şefkat. Tek forvet olarak Cenk Tosun. Müsait misin? Gel müsaitim, gel. Gel geç. Geç, hoş geldin. Pasta getirdim sana. Öyle mi? Sağ olasın. Sağ ol. Pastayı verdi. Hemen pastayı yemeye başladı. Ay bu Şefkat var ya, dünden razı. Nasıl anladın bunu? Ya canım, o pasta var ya, o pasta. O pasta arzu nesnesi. E Şefkat için Esin de arzu nesnesi. Şimdi Şefkat bilinçaltında pasta ile Esin'i eşdeğer tutuyor. Ay onu böyle yiyor ya istekli istekli. İşte bu demek oluyor ki hazır ve nazır. Onu... Yavaş mı yese... Ha. Evet, sağ ol. Buyurun. Tabağı şimdi mi vereyim, yoksa hep mi getireyim? Fark etmez. Ya biz seninle bir baş başa konuşalım mı? Şimdi mi? Ha. Çok mu önemli? Yani önemli. Ne oldu, senin vaktin mi yok? Yok yok, var. Vaktim var. Geç sen yatak odasına geç. Geç geç, şöyle geç. Şöyle otur. Şöyle otur. Şöyle otur. Geç. Ettin mi? Esin konuşalım deyince böyle bir heyecanlandı. Eli ayağı dolandı. Yatak odasını da gösterdi. Anlıyorsun değil mi? Ay. Anladım anladım. Çok istekli. Dünden razı. Hazır ve nazır. Aynen öyle. Ne yaptın? Kolayladın mı biraz? Neyi? İyi bari. Çok güzel. Sen rahat mısın öyle? Rahatım rahatım. Ben iyiyim. Farkında mısın? Şevket hep başka yöne bakıyor. Yani böyle gözlerini kaçırıyor. Ay kıyamam ya. Duygularından utanıyor. Ayaklarını niye öyle yapıyorsun? Bu totem bu ya, totem. Bir şey değil. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya bak ayaklarını nasıl sallıyor. Böyle heyecanını bastırmaya çalışıyor. Tam düşündüğüm gibi. Aklı fikri yatak odasında. Ben arabaya konuşmak için geldim aslında. Araba dükkanın önünde duruyor. Sen onu istersen hediye olarak kabul et, istersen borç olarak kabul et. Ama lütfen al o arabayı. Bak ihtiyacın var. Başka insanlardan araba isteme. Ya tamam kızım, bu konuyu konuştuk, hallettik. Kapandı, tamam, uzatmayalım. Ya Şefkat niye böyle yapıyorsun? Niye inat ediyorsun? Anladık, Bora'ya kızdın, nedenini de söylemiyorsun. Da bana da mı kızdın? Ben ne yaptım? Lan ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Ne kırmızısı? Yürü git kızım ya, yürü bak. Aa, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Çık kızım, çık. Şefkat! Ya çık! Aa, neye sinirlendi, kovdu acaba? Ay ne bileyim ben. Hadi çabuk gidelim, soralım, öğrenelim. Hadi dur, yavaş yavaş. Geldi konuştu, Bora dedi, bilmem ne dedi, uğursun. 5. dakikada kırmızı kart mı olur lan? Ne oldu ya? Ne dedin de kovdu seni? Ne bileyim. Bora'ya kızın, bana da mı kızın dedim. Kovdu beni evden. Sinirlendi bir anda. Deli midir nedir? Ya diyorum işte ama anlatamıyorum ki. Bora'yı kıskanıyor. Hem de çok fena. Ya Esin, Şefkat sana tutuldu. Sanem, emin misin? Evet. Ya her hareketinden belli. Herkes anladı, bir sen anlamadın. Gizem. Vallahi ben de bilemedim ki. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Galeriye gidiyorum. Dünden kalan işleri bitireceğim. Vay be. Sen bu esnaflığı öğreneceksin ha. Bravo. Geliyor musun? Ya geleyim bari ben de ne yapayım? Ben de dükkan açayım bari, değil mi? Hadi. Sabah sabah. Ya kızım önüne baksana ya. Yürürken yolda mesajlaştır mı? Düşeceğim, düşeceğim. Buraya mesaj attım. Onunla buluşacağım da. Neymiş bakalım sizin derdiniz, anlayalım. Madem sen söylemiyorsun, ben de gider Bora'dan öğrenirim. İyi, öğren bakalım. Ama bak, o söylemezse sen söyleyeceksin, tamam mı? Ya o söylemezse bakarız.
Şevkat, bir şey soracağım. Sen neden bana karşı açık değilsin? Neden sana karşı açık değilim? Evet. Ben açık değilim. Evimin kapısı ağzına kadar açık, zırt pırt girip duruyorsun eve istediğin zaman da. Ha bir şey oldu mu da ben seni açık açık kovuyorum, onda da bir sıkıntı yok. Daha neyin açıklığı olacak ki, ben anlamadım yani. Tamam, iyi. Yürü. Şu kılığına kıyafetine bakar mısın? Ne var be? Bu mevsiminde yapalım. Güzel, kolay gelsin. Bana öyle elma, armut, portakal falan 4-5 kilo ayarlasana. Alacağım şimdi. Hadi hayırlı işler. Sana da. Çıkarılmış. Anahtar üstünde. Ha yok, ben şey tamam. Ölürsün sanki Hasan. İnatçı keçi. Bana oradan 3-4 karton yumurta ayarla, paketle. Ben bir alışveriş yap, geliyorum, tamam? Hayrol olsa bu yağmurda pikniğe mi gideceğiz? Ha, pikniğe gideceğiz. Personeli motive etme. Oğlum hiç uyku. Alo? Esin, galeride misin? Yanına geliyoruz. Evet, evet, galerideyim. Gelin. Tamam, hadi bay bay. Galerideymiş. Hadi. Evet evet, her duvara dörder resim asmayı düşünüyorum şu an. Ama siz gelip görürseniz daha sağlıklı olacak. Tamam. Hoşça kalın. Emanet. Ya bir teslimat var da, araba lazım. Kapının önünde var ya araba. Ya tamam, o orada dursun. Sen götür beni. Ya kendi arabanla gitsene, işim gücüm var benim. Kızım bu araba benim değil, tamam uzatma artık. Tamam Şevkat, o araba benim. Sen istediğin zaman ödünç alabilirsin. Bak bana sormana bile gerek yok. İşlerini hallet, olduğu yeri geri bırak. Ya çocuk mu kandırıyorsun Allah aşkına ya, böyle küçük küçük tuzaklarla? Sen götürüyor mu götürmüyor mu onu söyle. Ya kapının önünde araba dururken biz şimdi ta eve arabayı almaya mı gideceğiz? Kızım ta evin orada dediğin şuraya 2 adım yeri ya. Ne olur biraz yürüsün, bir ellerin erir ya. Kilo mu aldım ben? Ya etlendim biraz ya son bir aydır. Vallahi mı? Haf. Hadi gel hadi. Hadi. Çantamı alayım bir dur. Nereye gidiyorsunuz? Şu torbaları alıp gelin ben dur. Şu. Ver abisi. Selami. Şey, bizim kızlar gelecekti. Ben dükkanın kapısını açık bıraktım. Söylersin girsinler. Bizim Şevkat'te bir işimiz var. Gidip geleceğiz. Ama sıkılırlarsa söyle benim eve geçsinler. Yok canım, niye gitsinler? Ben ilgilenirim onlarla. Başım gözüm üstüne, ne demek, oyalarım. Sağ ol. Oyalar oyalar. Süper oyalar. Yardım edeyim mi? Yok yok, tamam. Ne bir şey? Şöyle vereyim. Akşam hesaplaşırız. Taşmayacağız biz ya. Yeme taş, ne yapayım? Buna yaz o zaman. Şşş. Oğlum, bize bir parça avokadoyu çok görüyorsun. Millete dükkanı veriyorsun. Vay be. Nereye gidiyoruz Şevkat? Fukara evine. Ya bir aile var. Anne babaya kamyon çarpıyor. Baba ölüyor. Anne felç kalıyor. 3 tane bebeleri de ortada kalıyor. Onlara götürüyorum bunu. Şevkat, sana bir vakıf falan kuralım mı? Sen dükkanın içi ve devret. Bu işlerle ilgilen. Madem bu kadar seviyorsun insanlara yardım etmeyi, direkt bunu kanalize olursun. Güzel diyorsun da emanet. Vakıf, makıf bunlar zengin işi, anladın mı? Zenginler de yoksulun halinden anlamaz, yokluğu bilmez. Ha şimdi ben bunları götürmesem, ya o bebeler aç kalacak değil elbet. Ama ya bir ben vakıftan geliyorum demek var. Bir de çocuklar ben geldim demek var. Ya bu ikisinin arasında da ciddi fark var, anlatabiliyor muyum? Yani öyle kanalize, manalize falan böyle kurumsal kimliklerle candan kucaklayamazsın insanları. Niye ki?
Ya kabul etmezler. Bak gidince görürsün şimdi. Siz mi geldiniz? Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Al bakayım şunları. Bu ne madalyası ya? Babamın o, babam güreşçiydi de altın madalyası vardı. Ne yapacağım bunu? Satacaktım ben onu abi. Sebep? Odun bitti. Yeşim'le Süleyman öksürüyordu. Bana niye söylemedin kızım? Her başımız sıkıştığında seni arayamayız ki. Annemi ameliyat ettirdin o kadar. Ya arayacaksın tabii, abim diyorsan arayacaksın. Bu satılır mı ya? Bu manevi değeri var bunun. Bak şimdi gençsin, sen bunu algılayamazsın ama ileride çok pişman olursun. Böyle şey yapılır mı? Aşk olsun ya. Ya ben her gün iş arıyordum aslında. Bulurum diye seni aramadım da çıkmadı. Anladım. Ha bak bu Esin ablan bu arada. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Demetciğim sen bunları al, içeri gir, biz hemen geliyoruz, olur mu? Tamam. Şevkat, ben Demet'i işe alırım. Zaten birine ihtiyacım var, yani galeriye birini alacaktım. Aa, iyi fikir bak, iyi düşündün, aferin. Ama bir şartım var. Şartın mı var? Kızım, bu çocuğun senin dükkanına getireceği bereketten haberin var mı senin? Bir de şart mart koşuyor bana. Arabayı alacaksın. Hangi arabayı? Abi, ya aman gözünü seveyim, sen de her fırsatta onu şey yapıyorsun ya. Şevkat, o araba sana hediye. Ayrıca ihtiyacın var işte arabaya. İnsanlardan istiyorsun, vermiyorlar doğal olarak. Çünkü insanların arabasıyla öyle camdan falan giriyorsun. En azından bir yerin camından falan gireceksen kendi arabanla gir yani. Tamam mı? Tamam, o zaman şey borç olarak alacağım, tamam. İyi borç. Şevkat'e dokununca Esin'in eli titriyor. Aşka demek ki bu. Gördün mü bak? Esin Şevkat'e dokununca Şevkat duygusallaştı. Ah, bunların hepsi aşktan. Ne haber lan? Şükür kavuşturan ha. Sesin değişmiş, ha? Bakım mı yaptılar sana? Ver kızı, ver! Helal lan, unutmamışsın lan araba kullanmayı. Aferin sana be. Şevkat! Hadi yine iyisin koçum. Şşş! Siz miydiniz la bana araba vermeyi? Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Bu benim aklıma geleni yapmıyor değil mi? Halis mis kızı? Şevkat! Oğlum bak sen lan! Lan ne hastası? Menen ciddi misin oğlum? Ne hareket yapıyorsun lan? Kim lan bu? Ya manyak bu adam ya. Şuraya bak ya. Gel, gel. Manyak lan bu herif. Buyur. Kusura bakma Selim. Sen ne yapıyorsun ya? Bu korku size akşama kadar yeter koçum. Akşam bir daha bakarız.
Ulan Şevo. Hadi usta, görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi iyi akşam. Önünü kapat. Tamam usta. Kapatıyor musun? Kapattım. Artık neden arabayla ocağımdan girdiğini biliyorum. Aga ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların arasında kesin bir şey var bak. Şefkat uyansa bir şey olacak da bizimki kanı kapalı. He. Benim için yapmışsın. Ya tamam, olayı bayağı yanlış anlamışsın ama sonuçta beni düşündüğün için yapmışsın. Teşekkür ederim. Yangın var babuş. Aşk güzelsin be. Tamam ya, şey yapma. Delisin ama babam iyi ki sana emanet etmiş beni. Lamacımın yok agacığım. Bak bu kız yemin ediyorum çıra gibi yanıyor lan. Bizim oğlan uyanmaya başladı ha. Uyanmaz mı be kardeşim? Biz bile çaktık dalgayı, Allah Allah. Yalnız olay daha kapanmadı, ben sana söyleyeyim. O ne demek? O demek işte, daha kapanmadı. Geç hadi gidelim. Arabayla mı gideceğiz? İnsan bazen burnunun ucunu görmez. Ama biz büyük resme bakıyoruz. Esin sana aşık, görmüyor musun? Aç gözün artık. Hayatta tek aşk Beşiktaş. Git. Esin, bence Şevkat senden hoşlanıyor. O yüzden de Bora'ya gıcık oluyor. Yok canım, olur mu öyle şey? Yıl olmuş 2017. Elon oğlu uzaya adam gönderiyor. Bir de orada partiler verdiriyor adamlara. Balat'ta elektrik kesiliyor arkadaş. Buna bravo ya. Vallahi alkışlıyorum ya. Şevkat. Misafir kabul ediyor musun? Tabii tabii, gel. Ben de dedim bu kız şimdi elektrik gidince korkmuştur ama sen bayağı hazırlıklı çıktın. Işıldağım da var da bunları yaktım. Bunları daha çok seviyorum. Ambiyansı daha güzel, sıcak. İyi. Çay koyuyor. Tamam. Bozkır abi yok mu? Yok, gelmedi daha. Şeker atıyor mu? Yok, istemem. Teşekkürler. Ya şunu da kaldırayım, dur. Kusura bakma. Süreyya nasıl oldu ayağı? Ha iyi, düzeldi. Düzeldi. Süreyya şey, dirayetli kızdır yani. O işte diğerleri gibi değil, hemen toparladı kendini. Maşallah. He. Diğerleri nasıl ki? O ötekiler mesela bizim Firuzan çok şeydir. Böyle ilgi ister. Mesela hastalandığında onu illa elinle besleyeceksin efendim. Ama bir taraftan tabii ilaç falan verirsen de ona hayır demiyor hasta. Böyle şey yapar ama böyle adamın gözünün içine bakar böyle. Hani gıdak
der demez falan. Öyle bir değişik modeldir yani. O çok şey. Mesela Matilda var. Matilda benim en kümesimin en hoş kızı ya. Matilda çok şey tabii. Şimdi bunun geçen sene bir tüyleri döküldü. Bu bir depresyona girdi. Tabii. Şimdi tabii tüyler gidince bunun havası söndü ya. Ondan sonra yemeden içmeden kesilsin. Tabii ben gittim buna özel kremler aldım. Derisine hep o kremlerle ovdum. Hani böyle bir an önce çıksın tüyleri falan diye. Bir de bunların bir özel ilaçları oluyor. O ilaçlardan sürdüm ki hani böyle tüyleri daha parlak çıksın falan diye. Neyse toparladı sonradan. Yani Matilda fenadır yani. O kümesinden kokoş tavuğu adeta. Ne kadar çok seviyorsun sen bu tavukları ya. Anlatırken sanki başka bir insan oluyorsun. Tabii canım. Sen bana tavuk de ben sana sabaha kadar muhabbet yapayım. Ve tabii yani şimdi burada da böyle mum ışığında falan böyle ambiyansta tabii tavuk muhabbeti sarmaz diyorsan da anlarım. Hemen de susmasını bilirim. Sen bu tavuklara aşkla bağlısın. Onu anladım da gerçekten aşk hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Yani aşk düşünülecek bir şey değildir ki. Bu sadece yaşanır yani. Nasıl yaşanır peki? Ya işte şu mumlar gibi mesela. Birlikte yanarsın. Yan yana erirsin. Sonuna kadar. Biri sönerse diğeri yanmaya devam eder. Ama biri öbüründen erken biterse dengeler bozulur. Dengesizlik olursa ne olur? Yani aşk devam eder ama ilişki biraz topal yürür. Böyle yan yana olmalılar. Birbirlerine denk olmalılar. Yani diyeceğim aşk denen şey sadece iki erdemli insanın yaşayabileceği bir şeydir. Bu mumlar erdemli mi sence? Karanlığı aydınlatmak için kendilerini eritiyorlar. Bundan daha erdemli bir şey olabilir mi? Ya peki şimdi sen bu aşk maşk mevzularını neden açtın? Yani neyi merak ediyorsun? Öyle merak ettim ya, bir şey yok. Yani seni daha iyi tanımak istiyorum. İnsan böyle arkadaşlarına sorar ya, sen sormaz mısın? Yani pek sorma. Ama sana sorabilirim. Çünkü konuyu sen açtın. Sen ne düşünüyorsun aşkla ilgili? Yani nasıl yaşanmalı sence? Bence aşk tutkudur. İki insanın birbirine tutkuyla bağlanmasıdır. İkili yıldız sistemini bilir misin? Çifte yıldız sistemi. Bu yıldızlar bir yandan kendi eksenleri etrafında dönerken bir yandan da birbirlerinin etrafında dönerler. Ama biz onlara buradan aşağıdan baktığımızda tek bir yıldızmış gibi görürüz. Dışarıdan nasıl göründükleri önemli mi sence? Hani başkaları ne düşünür muhabbeti? Yani öyle düşünmemiştim açıkçası. Yıldızların arasındaki bu kütle çekimi işte aslında. Şu elektrik alma geyiği. Aynen. İki insan arasındaki işte bu elektrik durumu. Bir sebebi olması gerekmiyor. Yani bir anda oluveriyor işte. Ben mum diyorum, sen elektrik diyorsun. Ama ya bak, elektrik kesilmeseydi bu mumlar yanmayacaktı şimdi. Sen ne oldu ya? Bir yanakların falan kızardı, bir şey mi oldu? Yok ya. Bir şey yok. Şu mum çok yakın bana, ondan şey. Lan yine yaktı. Sen kaç, 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 kaç. Yine yaktı, yine yaktı. Yaktı yine, yaktı bu kadın. Ya kızım, daha önündeki iki tane mumu hakim olamıyorsun da bana bir de diyorsun ki yok ikili yıldız sistemiymiş, yıldızlar göbek atıyormuş karşımızda. Ne bağırıyorsun ya? Kaza oldu işte, kaza yani. Allah Allah, bu kadar bağırmana gerek var mı? Kaba.
Kızım ne bağırmayacağım lan? Sen bu evi yakmadan rahat edemeyecek misin? Bu ev ahşap ev, ahşap. Ne demek ahşap? Tahta, tahta, odun. Anladın mı? Bu ev yanar gider. Hayır, bu ev sana miras kalmış anandan, babandan. Yansın mı? Benim evi yanmasın derdindeyim. Sen ne diyorsun ya? Ya zaten gelip seninle iki çift laf ödeyene kabahat be. Gidiyorum ben. Git zaten, geldi elektrikte. Geldi, öyle bakıyorum tabii, geldi. Elektrikte herhalde senin kafadan azar yiyince anında geliyor. Kır! Kapıyı da kır. Mutfağı yaktın, burayı yaktın, arabama çarptın. Kır kapıyı da kır. Gel bir de üstüne beni göm. Yaktı kadın lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.